SporX Galatasaray ikinci yarıya kayıpla başladı. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Giresunspor 1-0'lık skorla kazandı. Giresunspor'a galibiyeti getiren golü 11. dakikada Magom Şapi Süleymanov kaydetti. Konuk ekip bu sezon ilk kez bir maçın ilk 15 dakikası içerisinde gol sevinci yaşadı. Süper Lig'deki 7 maçlık 3 puan hasretini Antalya Sporu 2-0 mağlup ederek sonlandıran Galatasaray, Ekim ayından bu yana üst üste 2 galibiyet alamadı ve 27 puanda kaldı. Sarı Kırmızılı ekip, lider Trabzonspor'un 22 puan gerisine düştü. Giresunspor ise 2 maçlık galibiyet hasretini bitirerek puanını 25'e yükseltti. Galatasaray, gelecek hafta Atakaş Hatay Spor'a konuk olacak. Giresunspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Fatih Terim'den ilk 11'de 7 değişiklik. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında GZT Giresunspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ligde son yaptıkları Fraport Tavantalya Spor maçının ilk 11'inde 7 değişikliğe gitti. Nef stadında Karadeniz temsilcisini ağırlayan Sarı Kırmızılılar, karşılaşmaya farklı gerekçelerle 10 oyuncusundan yoksun çıktı. Yeni tip koronavirüs COVID-19 testleri pozitif çıkan ve tedavi ile izolasyon süreçleri devam eden Patrick Van Aanholt, Alpaslan Öztürk, Fatih Öztürk ve Taylan Antalyalı, sakatlıkları bulunan Fernando Muslera ile Mebaye Diyan, Sarı Kart cezalıları Markao ve Kerem Aktürkoğlu, milli takımlarda bulunan Sofyan Feauli ile Mustafa Muhammed, GZT Giresunspor'a karşı forma giyemedi. Sarı Kırmızılı Takım, Karşılaşmaya İsmail Çipe, Saça Boy, Victor Nelson, Işık Kağan Arslan, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Olimpi Morutan, Aleksandr Cikıldav, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Halil Dervişoğlu 11 ile başladı. Ev sahibi takımın yedek kulübesinde Yankat Yılmaz, Dindir Yedlin, Gustavo Eşunsao, Oğulcan Çağlayan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Bartu Elmaz ve Arda Turan yer aldı. Fatih Terim, 2-0 kazandıkları Antalya Spor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Van Aanholt'tan koronavirüs, Kerem Aktürkoğlu ve Marko'dan cezaları, Feauli ve Mustafa Muhammed'den ise milli takımlarında olduğu için yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, Aytaç Kara ile Oğulcan Çağlayan'ı ise yedeye çekti. Terim, bu oyuncuların yerine Babel, Morutan, Cikıldağ, Boy, Işık Kağan Arslan, Ömer Bayram ve Emre Kılınç'ı görevlendirdi. Hakan Keleş'ten 3 rötuş. GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Süper Lig'de son yaptıkları Atakaş Hatay Spor maçının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Karadeniz temsilcisi, Galatasaray maçına Okan Kocuk, Hayrullah Blazer, Sergen Pichinsil, Alexis Perez, Aziz Eraltay, Jeo Ipelupesi, Zeki Yavru, Şapi Süleymanov, Flavio Medeiros, Sergio Antonio, İbrahim balde 11'i ile çıktı. Giresunspor'un yedek kulübesinde Onurcan Piri, Göktan Cörüt, Douglas Silva Basler, Fatih Yılmaz, Joseph Champness, Umut Nair, Fuseni Diabet, Çekdar Orhan, Metin Caner Akbayrak ve Furkan Kütük yer aldı. Hakan Keleş, ligin 19. haftasındaki Hatayspor Spor maçında 11'de oynattığı Hamido Traore, Mamado Diara ve Fuseni Diabate'nin yerine Galatasaray maçında Pelupesi, Sergen Pichinsil ve Hayrullah Bilazer'i görevlendirdi. Boy sahalara geri döndü. Galatasaray'ın Fransız sağ Saça Boyi uzun bir aradan sonra formasına kavuştu. Süper Lig'in 3. haftasından sonra verilen milli maç arasında antrenmanda sakatlanan Boyi, sonrasındaki süreçte 23 resmi maçın 22'sinde forma giyemedi. Boyi toplamda 16 Süper Lig, 5 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında görev yapamadı. Genç futbolcu UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Eylül'de deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla yapılan maça ilk 11'de başlamış, sakatlığının tekrarlamasıyla ikinci yarıda oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Arda 142 gün sonra sahada. Uzun süreli sakatlığını atlatan kaptan Arda Turan 142 gün sonra ilk kez maç kadrosuna girdi. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka'nın Renders takımı ile 19 Ağustos 2021'de yapılan müsabakada sakatlanan Arda, sonrasındaki 26 resmi karşılaşmada süre alamadı. Tecrübeli futbolcu, GZT Giresunspor mücadelesinin maç kadrosunda yer alarak 142 gün sonra sahalara döndü. Işık Kağan, Süper Lig'deki ilk maçına çıktı. Galatasaray'ın genç stoperi Işık Kağan, kariyerinin ilk Süper Lig müsabakasına ilk 11'de başladı. Sarı-kırmızılılarda A takım formasını Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bir maçta giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu ilk kez bir süperlik karşılaşmasında süre buldu. Cezası biten Terim ilk lig maçında Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, cezasının bitmesinin ardından ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasında takımının başında yer aldı. Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinin ardından toplamda 6 maç ceza alan Terim, Öznur Kablo Yeni Malatya Spor, Altay, Demir Grup Sivas Spor, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Fraport Tavantalya Spor mücadelelerinde görev yapamadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda elendikleri Altaş Denizli Spor karşılaşmasında sahalara dönen tecrübeli teknik adam, GZT Giresunspor maçıyla da Süper Lig'de takımını saha kenarından yönetti. Okan Kocuk'a destek. Galatasaray taraftarları, GZT Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen kalecileri Okan Kocuk'a destek verdi. Sezon başında Karadeniz temsilcisine kiralanan Okan, Nef stadına rakip olarak geldi. Taraftarlar, karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan 26 yaşındaki file bekçisinin adıyla tezahüratta bulundu. Taraftarlar, seremoni sonrasında da Okan'ı tribüne çağırdı. Galatasaray pas hatalarıyla başladı. Mücadeleye Galatasaray, topa daha fazla hakim olmak isteyerek başladı. Giresunspor ikinci bölgede daha kalabalık bekledi ve Galatasaray, bu bölgede rakibine karşı bu bölümde çok fazla top kaybı yaptı. Giresunspor kaptığı toplarla kanat oyuncuları Süleymanov ve Serginyo'yu buluşturarak hızlı çıkmaya çalıştı. Süleymanov skoru değiştirdi. Giresunspor bu şekilde devam eden maçın 11. dakikasında üstünlük golünü buldu. Balde'nin pasında Flavio sağ kanatta topla buluştu. Sergio, Flavio'nun pasıyla sağ kanattan çizgiye indi. Sergio'nun ortasına Süleymanov penaltı noktası civarından vurdu ve direğe çarpan top filelerle buluştu. Giresunspor ilk şutunda öne geçti. Giresunspor bu sezon ilk kez bir maçın ilk 15 dakikalık bölümünde gol sevinci yaşadı. Işık Kağan'ın heyecanı 18 dakika sürdü. 14. dakikada sakatlanarak kenara gelen ve kısa bir süre tedavi olan Işık Kağan Arslan, 18. dakikada kendini yere bıraktı ve değişiklik istedi. Işık Kağan'ın yerine Christian Luyendam'a oyuna dahil oldu. Oyundan çıkarken çok üzgün görünen Işık Kağan'ı teknik direktörü Fatih Terim ve takım arkadaşları teselli etti. Halil vurdu, Okan çıkardı. Galatasaray, kapalı Giresun spor savunmasına karşı 3. bölgeye geçmekte çok zorlandı ve özellikle orta alanda sık sık top kayıpları yaşadı. Pozisyon üretmekte de zorlanan Galatasaray, ilk tehlikeli atağını bir duran topla yaşadı. Ömer Bayram'ın kullandığı korneri 6 pas içerisinde Halil vurdu, Okan çizgide çıkardı. Dönen topta Berkan bu kaleye vuracakken İbrahim Abal de son anda araya girip topu korneri attı. Galatasaray, son 10 dakikalık bölümde baskısını artırsa da uzaktan şutlar dışında Giresunspor Kalesi'ni tehdit etmedi ve ilk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Okan Kocuk kalesinde devleşti. Galatasaray ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Fatih Terim, Berkan ve Emre Kılınç yerine Aytaç Kara ve Oğulcan'ı oyuna sürdü. İkinci yarının ilk 10 dakikalık bölümünde oyunun temposu arka arkaya faullerle düştü. Galatasaray bu devredeki ilk tehlikeli atağını 55. dakikada yaptı. Babel'in ortasında Giresunspor savunmasının ters vuruşu Jickeldow'da kaldı. Jickeldow'un yarım volesi yan ağlarda kaldı. 3 dakika sonra Galatasaray maçtaki en net gol fırsatlarından üst üste yararlanamadı. Babel'in ortasında Cikeldow arka direkte kafa vuruşunu yaptı, Okan Kocuk çıkardı. Dönen topa Murutan kafa vurdu, Okan bir daha çıkardı. Halil Dervişoğlu topa vuracakken Okan Kocuk araya girip topa sahip oldu. Terim oyunu değiştirmek istedi. Fatih Terim oyuna bir kez daha müdahale etti ve Halil yerine Arda oyuna dahil oldu. Giresunspor'da ise Balde yerine Umut Nair oyuna girdi. Oyunun gidişatına bir değişiklik olmayınca 73'te bu kez Cikıldav yerine Barış Alper sahaya girdi. Son 15 dakika tempo düştü. Oyunun son 15 dakikasında tempo giderek düşmeye başladı. Giresunspor, Umut Nair dışında tüm hatlarıyla kapandı. Galatasaray, set oyununu yerleştirme esnasında merkezde kalabalık kalan Giresunspor'a karşı çok fazla top kaybı yaptı ve organize olamadı. Maçın son bölümünde Galatasaray, skoru eşitleyemedi ve Giresunspor sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. Maçtan dakikalar ilk yarı. 11. dakikada konuk takım öne geçti. Flavio'nun pasıyla sol kanatta ceza sahası yan çizgisi üzerinde buluşan Sergio Meş'in yuvarlığı bekletmeden ceza sahasına gönderdi. Yerden penaltı noktası üzerine gelen topa gelişine vuran Süleymanov, direkt dibinden ağları havalandırdı, 0-1. 34. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Ömer Bayram'ın soldan kullandığı kornerde ön direkte 6 pas üzerinde yükselen Halil Dervişoğlu'nun kafayla vurduğu topu, kaleci Okan Kocuk güçlükle engelledi. İkinci yarıdan detaylar birazdan. Ajans Spor. Galatasaray'da Arda Turan. Fatih Terim kariyerini riske etti. Ajans Spor Haber. Yaklaşık 6 ay sonra sahalara dönen Arda Turan, Galatasaray'ın birçok eksiğinin bulunduğu GZT Giresun spor maçı öncesinde çok çarpıcı ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Turan, adeta bir sportif direktör gibi konuşarak, son haftalarda bazı krizlerin yaşandığı camiayı birlik olmaya çağırdı. Fatih Terim okulunda 6 ay. Sahalardan uzak kaldığı 6 aylık süreçte Fatih Terim ile çok sayıda maç izlediğini belirten Turan, Fatih Terim okulundan daha çok yararlanma şansı buldum çok verimli bir dönem oldu dedi Lig'de iyi gitmediklerini kaydeden Arda Turan ama biz bu seneyi sabır ve gelişim senesi olarak görüyoruz Galatasaray'ın geleceği emin ellerde birlik olalım düşmeyelim mutlaka bu süreç biraz sancılı olacaktır dedi Arda Turan'dan Fatih Terim'e destek Açıklamalarıyla Fatih Terim'in sezon başında beri yaptığı açıklamalara da deste veren Turan sabır isteyen bir şey yapıyoruz Sayın başkanımıza ve hocama cesaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum Galatasaray'ın geleceğinin, kurtuluşunun bu yoldan geçtiğini düşünüyorum. Kolay bir şey değil. Futbolda değişim kolay değildir, diye konuştu. Juventus da aynı yoldan geçiyor. Uzun vadeli bir projeye soyunan Fatih Terim'in parlak kariyerini riske ettiğine dikkat çeken Galatasaray kaptanı Arda Turan, bugün Juventus da bu yoldan geçiyor. Önemli isimler, kariyerlerini riske atarak bu değişeme karar verdi. Bu bütçeleri yönetmek kolay değil. Ücretler çok yüksek. Bunları dengelemek Galatasaray'ı düşünmek zorundayız dedi. Güntekin Onay, sportif direktör gibi. Yayıncı kuruluşun ünlü spikeri Güntekin Onay, Arda Turan bu açıklamaları için çok kapsayıcı konuştu. Adeta bir sportif direktör gibi konuştu. Her şeyi uzun uzun anlattı dedi. Yorumcu Feyyaz Uçar da evet epey toparlayıcı konuştu. Özlemiş. Umarım sahada da güzel futbolunu sergiler dedi. Fanatik. Fatih Terim Galatasaray'da buna alışkın değilim. Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maçın ardından açıklamalarda bulundu. Fatih Terim'in açıklamaları şöyle: Buna alışkın değilim. Hoş değil. Açıkçası beklemediğim bir şeydi. O kadar alıştık ki kaleye gelmeden gol yemeye veya ilk gelen toptan gol yemeye. Yedikten sonra kırıldık, çabuk kırıldık. Üzgünüm. Galatasaray'da buna alışkın değilim. Gençlerin olduğu yerde iniş çıkış olur ama hep inişteyiz. Basit golleri atamıyoruz. Bunu söylemekten gına geldi. Golcü dediğimiz oyuncular da yoklar şu anda. Onun da bir sıkıntısı var. Bu projeyi savunuyorum. Galatasaray kimle çıkarsa çıksın burada kazanmalı bir şekilde. Bunları yaşayacağımızı bilerek bu savaşa girdik. Bu projeyi savunuyorum, savunuyoruz. İçeri giriyordum. Tepkiyi duyunca dışarı çıktım. Hepsini içeri aldım tek tek. Kimse bunu hak etmiyor. Kötü zamanlarında yanlarında ben varım, iyi zamanlarında sahne önünde olmalılar. Çok üzüldüklerini biliyorum. Kötü sözleri hak etmiyorlar. Eskiden biz soyunma odasında ağlardık. Antrenör olduğum ilk günden beri söylüyorum. Maçtan önce düşünerek, maçtan sonra gülerek devam edin. Ağlamak, ağlamamak sizin elinizde. O yüzden kafalarını iki ellerinin arasına alıp düşünecekler. Kötü sözleri hak etmiyorlar. Avrupa'da bizi en iyi temsil edecek, en yukarı çıkaracak olan onlar. Taraftar kızabilir ama kırıcı olmamalı. Onlar da tabi alışkın değiller. İyi oyunların da yetmediği bir sezon yaşıyoruz. Üzgünüz. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.